أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim, Derince Müftülüğü Vahiy Pınarından Damlalar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayınızı meşhur, denbinizi mağfur, amellerinizi, amellerimizi makbul eylesin. Evet, yeni bir sureye başlıyoruz. İsra suresine. İsra suresinden ne anladık? Neler anlayabiliyoruz? Oradan Allah'ın yasakladığı 7 maddeyi bugün beraberce konuşacağız, anlatacağız, anlamaya çalışacağız sizinle beraber. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet, hocam bize neyi anlatıyor okuduğum ayetlerden, ayetten anladık, anlıyoruz. Allah-u Teala burada 5 tane ana unsur var. Hatta 7 ayet var. Biz o 5'inin üzerinde ağırlıkla duracağız. Neslin korunması, malın korunması, canın korunması, namusların korunması ve dinin korunması. Burada din başka ayetlerde geçiyor ama burada 7 ayeti beraberce paylaşacağız. Tekrar tekrar Rabbim bana anlatmayı ve anlattığı amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediği amel etmeyi nasip eylesin. Nereden başlıyor Rabbimiz? Rivayetlerde bu ayetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mirasla da vahyedildiği rivayetleri var. 10 tane emir, bir önceki ayetlere baktığımız zaman, ana babaya iyi davranma ve benzeri ayetlere de baktığımız zaman. Evet, biz her halükarda sağlam olanı söyleyelim. İsra suresinde Allah'ın yasakladığı 7 maddeyi sizinle paylaşacağız. Başka yasakladığı maddeler de var. Bu sureyi celile de geçen bugün üzerinde duracağımız. 1. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Geçim sıkıntısından dolayı yavrularınızı katletmeyin. Geçim sıkıntınızdan dolayı. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, çok önemli ama çok önemli bir madde. Ne diyor Rabbimiz sonra? نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Sizi de, onları da biz rızıklandırırız, rızık bizim üzerimize diyor Allah-u Teala. Burada Allah neyi murad ediyor? Canın korunmasını murad ediyor Allah-u Teala. O yavruyu niye katlediyoruz? Ne günlerden günümüze geldik? Neredeyse bakkallarda, dükkanlarda öyle günlerden geldik ki bu evlatların katledilecek, düşüklere sebep olacak hapların satıldığı 80'li 90'lı yıllardan günümüze geldik ki günümüzde her kim sebep olduysa ben teşekkür ediyorum. Nüfusumuzun artışına, ümmeti Muhammed'in artışına teşvikler getirildi. Maddi ve manevi bu konuda katkısı olan ben herkese teşekkür ediyorum. Peki, İktisadı bir konu olduğu için kıymetli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, dinleyicilerim ve izleyicilerim, bu ayetin üzerinde birazcık durmak istiyorum. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Evlatlarınızı öldürmeyin. Neden dolayı? خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Geçim sıkıntısından dolayı. Geçim sıkıntısı. Şöyle bir tez ortaya atmış bir İngiliz iktisatçı, Malthus, şöyle bir tez ortaya atmış. Diyor ki, dünyanın kaynakları sınırlı, insanların
arzu ve iştiyakları sınırsız. Sınırlı kaynaklarla sınırsız istekleri yerine getirmemiz zor. Her gün nüfus artarsa bir gün dünyanın kaynakları yetmeyecek, insanlar aç kalacak, hatta birbirine saldıracaklar, farklı farklı şeyler söylüyor. İngiliz iktisatçı. Ne olacak? Yavrular dünyaya gelmeden bir önlem almamız lazım. Kontrol, doğum kontrolleri diyoruz ya, hanımefendiler beni bağışlasınlar. Biraz daha şeyini söyleyelim. Rahimlerdeki çocukların kürtajla öldürülmesi. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Ama bir bakıyoruz ki o masum yavrunun ne günahı var? Masum yavrunun ne günahı var? O da bir hayat taşıyor. O da can taşıyor. Başka varlıklara verdiğimiz önemi neden ona vermiyoruz ki biz? Ana rahminde neden katlediyoruz? Doğacak, yiyecek. Ama daha yememiş ki, daha doğmamış ki. Neden biz onu ananın rahminde katlediyoruz? Halbuki Allah, El-Ademiyyü bünyanur Rabbi mel'unun men hedemeh. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kemâ kâle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlu yeryüzünde Allah'ın binasıdır, kainatın küçültülmüşüdür Ademoğlu. Ona dokunan, onu yıkan mel'undur diyor, mel'un, lanetlenmiştir diyor. Ama bir dönüp bakıyoruz, o iktisatçının mensup olduğu millette doğuma teşvik var. O vakit işin içinde oyun, oyunun içerisinde oyun var demektir. Nasıl bir teşvik var? Nasıl bir teşvik var? Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, onun mensubu olduğu millette bir hanımefendi bir çocuk dünyaya getirdiği zaman en az 5000 dolar bahşiş veriliyor. 2 sene çalışmadan maaş veriliyor. Ama ümmeti Muhammed'in yavruları, evlatları söz konusu olunca tedbir alalım. Veya o milletin dışındaki milletler söz konusu olunca tedbir alalım. Efendim dünyanın kaynakları sıkıntılı. Yarın biter, insanlar aç kalır, birbirlerini şöyle yapar, böyle yaparlar. Size sormak istiyorum. Bir kedinin hakkı korunurken, bir kuşun hakkı korunurken ki Müslüman koruması lazım. Yerdeki sürüngenlerin hakları korunurken bir yavrunun bir kuş kadar değeri yok mu? Allah'ın yeryüzünde Ademoğlu Allah'ın binasıdır diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ile ne yapıldığını, hangi oyunlar, oyun içerisinde hangi oyunların olduğunu anlamamız lazım ki Rabbimiz şöyle buyuruyor. Burada canı koruyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Bazı levhalarda görürüz dükkanlarda. اَرْرِزْكُ عَلَى اللّٰهِ Rızık Allah'ın üzerinde. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْضَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Behaimi yani hayvanların bile rızıkları, bütün canlıların rızıkları, insanın rızkı Allah'ın üzerinde. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, Allah'ın üzerinde olan, rızkı Allah'ın üzerinde olan, o canlılardan daha eşrefül mahluk, en şerefli yaratılanın rızkını Allah Kitab-ı Celilesinde teyit etmiş, taahhüt etmiş. Ne buyurmuş? Nahnu nerzukuhu ve iyyakum. Ama biz insan olarak bize düşeni yapacağız, diğerini Allah'a havale edip bırakacağız. Geçim sıkıntısından dolayı yavrularımızı kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim katletmeyeceğiz. Birinci ayet bu. 2. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا İkincisi, bu da çok önemli bakınız. Zinaya yaklaşma. Allah zina yapma demiyor. Mümine bunu yakıştıramıyor. Zinaya yaklaşma diyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Bu karibe yakrabu fiili Kur'an-ı Kerim'de önemli birkaç yerde kullanılır.
yaklaşma. Biraz sonra okuyacağız. Yetimin malına yaklaşma. Demek ki bir önemi var bunun. Yaklaşma. Yeme demiyor, yapma da demiyor. Bakınız. Mümine Allah bunu yakıştıramıyor. Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşma. Burada Rabbimiz neyi vurgulamış oluyor? Namusun muhafazası. Nesebin. Kim kimin çocuğudur? Kim kimdendir? Kim kiminledir? Allah-u Teala o nesebin korunmasını, zinaya yaklaşmayın diyor. İnnehu kâne fâhişe. O bir kötülük, kötü davranış, buhur. Vesâ'e sebîle. Kötü bir yoldur diyor Allah-u Teala. Şimdi burada yaklaşmayın, yapmayın demiyor bakınız, yaklaşmayın. Çünkü zinaya götürecek yollara sülük etmeyin, yönelmeyin diyor Allah-u Teala. Arap şairi Şevki vardır, o der ki bir zinanın husule gelmesinde şu altı merhale vardır der. Nazarat, feptisamet, feselam, fekelam, ve mev'idun, felika. Bir bakış. Niye kötü gözle bakıyorsun? Senin de eşin var, senin de kızın var, senin de anan var, senin de ablan var, kız kardeşin var. Kim gözle niçin bakıyorsun? Nazratun, feptisametun, lakayık gülümsemeler. Feselamun, selamlaşma. Fekelamun, konuşma. Femevaidun, randevu, felikavun, buluşma. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, Allah bunun başına adeta İstanbul hukukunda olduğu, fıkıhta olduğu gibi seddü-zerai denen harama giden yolun kapatılması. Allah da yapmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Yani sizi zinaya sevk edecek, bu büyük günahı işletecek adamları atmayın, o yola girmeyin. Akıbeti şeytan kafanızı karıştırır, felaket olur. O açıdan Allah'ın ikinci uyarısı, nesebin korunması ve zinaya yaklaşmayın diyor Rabbimiz. Evet. Geldik üçüncüye. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haksız yere adam da öldürmeyin. Şimdi yukarıda اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ imlak, aşağıda وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haksız yere. Haklı öldürme o devletin işidir. Kan davalar. Efendim. Öldüren öldürür. O devletin işi. O senin işin değil. Benim işim değil. Ama şunu bilmemiz lazım ki insanın dokunulmazlığı var. İnsanın dokunulmazlığı var. Allah bir müminin katil olmasını kendisine yakıştıramıyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَتَا اَدْيَا اللّٰهُ تَعَلَى. Hata, hata diyor. Öbürünü Allah yakıştıramıyor bir mümine. Bir mümin tesbih çeker, tetih çekmez. Karşısındaki insan yeryüzünde Allah'ın binasıdır. Ona onun dokunulmazlığı vardır. Şimdi bakınız, ben fıkıh okumuş bir insanım, İslam hukuku. Şöyle bir ibare vardı, hiç unutamam. Kullu ihabin dubiga fakat tahura. İlla cildül ademi vel halas. Bütün deriler dubak olduğu zaman, belli bir terbiyeden geçtiği zaman onların üzerinde ibadet yapılır, temiz olur. Ama iki deri var ki dubak da olsa onların üzerinde ibadet edilmez. Birisi domuz derisi, aslan necasettir. Ne kadar temizlesen, ne kadar dıbak etsen, şunu yapsan, bunu yapsan üzerinde namaz olmaz. Ne yapıyorsun? Secde ediyorsun. Olmaz. Biri de insan derisi. O da kerametli olduğu için dokunulmazlığı vardır. Namaz bile kılmak istesen üzerinde namaz olmaz. Çünkü onun dokunulmazlığı vardır. Şu hadisi şerifi burada bir defa daha tekrarlıyorum. El ademiyyü bünyanu rabbi mel'unun men hedeme. Sadaka Resulullah. Ademoğlu yeryüzünde Allah'ın binası. Şimdi size bir örnek vermek istiyorum. Bir arada toplu olarak milletimizin hassas noktaları vardır. Bir arada toplu olarak bulunuyoruz. Birisi gelse ve bize dese ki, bize ne duruyorsunuz burada?
Eminoğlu silahlanmış, Beytullah'ı yıkmaya geliyor, Beytullah'ı yıkacak. Hemen her birimiz hassas bir milletiz. Değerlerimize sahip bir milletiz. Ama bazı noktalarda, bunun gibi bazı noktalarda hatalarımız var. Hatalı bilgiler var kafamızda. Hemen herkes silahını kuşanır. Nereye? Beytullah'ı kurtarmaya gidiyorum der. Kimmiş Beytullah'ı yıkacak? Soruyorum ben size. Beytullah'ı kim yaptı? Hazreti İbrahim. Kimle yaptı? Oğlu İsmail'le. İnsanı kim yarattı? Beytullah'a bu kadar önem gösteriyoruz da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail'in yaptığı Beytullah'a bu kadar önem veriyoruz, bu kadar değer veriyoruz, bu kadar özen gösteriyoruz. Allah'ın yeryüzündeki binası insan. İnsana nasıl kıyıyoruz? Nasıl olur da Allah'ın binasına bir mümin yıkabilir? Çünkü وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَى. Hata, sadece hata. Ne öldürdü? Ne olacak? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Allah-u Teala buyuruyor ki, kim kasten bir mümin öldürürse, başka ayetlerle irtibat kurarak bunu söylüyorum, ebedi cehennemde kalacak, ebedi cehennemde kalacak veya burada ebed geçmediği için kaldırıyorum, başka ayetlerle birleştirdiğimiz zaman haksız yere cana kıyan birinin kalacağı yer ahirette cehennem ve gadab, Allah'ın da kızgınlığını ve gadabını kazanır. Neyi kazanmış oluyor? Cana kıyan neyi kazanmış oluyor? Bir insanın canına kıyan ahirette cehennemi ve Allah'ın gazabını kazanmış oluyor. Bir mümin çok dikkatli olmalıdır. Çünkü canın korunması var. Bakın iki ayet birbiriyle bağlantılı. Birisi وَلَا تَقْتُلَ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. Yani geçim sıkıntısından dolayı çocuklarınızı katletmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ. İkincisi وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا. Ayetin devamına bakalım. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا. Kim haksız yere, haksız olan, yani hukuki bir geçerliliği olmayan birini öldürürse, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Başka ayetleri de alıyoruz. Ona bir müminin diyeti vardır, o diyet ödenmesi lazım. Adamın ödeme gücü yoksa onun akrabalarının onu ödemesi gerekiyor. Ayrı bir konu bu İslam hukukunda. Allah insana o kadar kıymetli değer vermiş. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela dişçiye gittik. Dişimizi çektireceğiz. İnsanoğlu bile bir değer taşıyor ki farkında değil. Dişimizi çektireceğiz. Adam sağlam dişimizi ağıran dişimizin yerine veya çürük olan dişimizin yerine çekti. Sonra da dişimizin sağlam olduğu, hata yaptı bunu. Veya kasten yaptı. Ne gerekiyor biliyor musunuz? Hata yaptığında ceza birazcık daha şey de, kasten bir insanın dişinin diyeti 5 deve. 32 ile çarpın bakın kaç milyonluk maddi değeri ağzımızda taşıyoruz. Farkında değiliz. Farkında değiliz. Kaç bin liralık değeri sadece ağzımızda. O dilin bir defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi kainata bedeldir. Kainatta var olan her şeye bedeldir. Böyle bir insanı, böyle bir Müslümanı nasıl öldürebiliriz? Nasıl öldürebiliriz? Allah-u Teala bunu da yasaklamış. Geliyoruz bir diğer ayete. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Rabbimiz, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yetimin malına yaklaşma. Bakın yukarıdaki ifadenin bir benzeri. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ. Yetimin malına yaklaşma. İlla billeti yaksen. Eğer o malı koruyacaksan, onu muhafaza edeceksen, o yetim büyüdüğü zaman onu ona tevdi edeceksen, artışını da ona vereceksen, koruyacaksan ona yaklaş. Malını katacaksan yaklaşma.
Ve la tekrabu malel yetim. Yeme demiyor bak. Ve la tekülü demiyor. Ve la tekrabu diyor. Malına yaklaşma. Nefis galebe çalar. Görmedi dersin, katarsın malan. Olmadı der, emeğim dersin, katarsın malan. Ama şunu bilmen lazım ki eser bir muhalif rüzgar. O senin biriktirdiğin servetini, sermayeni savurur harman gibi. Nice böyle yetimin malına tecavüz etmiş, malına katmış, çocuktur anlamaz demiş, kimsesizdir efendim zulmen gelmiş oturmuş insanlar var ki bugün yerlerinde, yurtlarında baykuşlar ötüyor kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Onun için Allahu Teala وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّ. Yani akıl balig oluncaya kadar. Şöyle bir konuyu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Riyad-ı Salihin isimli bir hadis kitabı vardır. Başka hadis kitaplarında da bu konu geçer. Anlatılır ki üç arkadaş, efendim bir yolculuk, bazı şeylerde ormandan odun, oduna giderken veya işte kırda, dağda, bayırda gezinirken biraz yoruluyorlar, bir mağaraya sığınıyorlar. O mağarada bir taş geliyor, önünü kapatıyor. Bunlar içeride dinlenirken. Çıkma imkanları yok, kurtulma imkanları yok. Yetimin malı, bakınız, kul hakkı çok önemli. Bir cümleyle ona da temas etmek istiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim adabında, edebinde hac yaparsa, Allah onun bütün günahlarını affeder. Arafat vakfesinde vakfeyi yapar, adabında, edebinde hacını yaparsa Allah günahlarını affeder. Ama kul hakkı müstesna. Sahabiler diyor, ya Resulallah, kul hakkı ne olacak? Fel yetehallâbu, kulla helallâsın. Allah kulun hakkına karışmıyor. Evet, tekrar o Riyad-ı Salihin'deki hadisi şerife dönüyoruz. O üç insan mağarada kalıyorlar. Beni İsrail döneminden peygamberimizin hadisinde geçiyor. Peygamberimiz anlatmış sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ne yapalım? Nasıl buradan çıkacağız diyor. Birbirlerine şey yaparken diyorlar ki kendi aralarında herkes en iyi yaptığı amellerinden Allah'ın hoşuna gittiğini zannettiği, inandığı amellerinden birini anlatsın, Allah'a dua etsin, diğer ikisi ikimiz amin diyelim. İçlerinden biri şunu diyor. Benim yanımda bir işçi çalışıyordu. Bir ara işi bıraktı, geçti gitti. Ama alacağı bende kaldı. Ben onun alacağını onun adına çalıştırdım. Parası üzerine para geldi. Malının üzerine mal geldi. Yıllar sonra dönüp geldi bana dedi ki benim sende alacağım vardı. Alacağımı ver. Ama malıma katmamıştım onu. Şunlar senin dedim. Şunlar da senin dedim. Şunlar da senin ama benim bu kadar yoktu dedi. Senin malını çalıştırdım. Bunların tamamı senin. Allah'ım diyor. Eğer bu benim yaptığım davranış senin rızana uygunsa, sen bundan dolayı bana bir mükafat veriyorsan bizi buradan kurtar diyor. Diğer iki arkadaş amin diyor, taş araba diyor. Eğer yetimin malını böyle koruyacaksak, akıl bali olup, iyiyi kötüyü birbirinden ayırıp malına sahip olacağı güne getireceksek ne mutlu. Ne mutlu. Ama küçüktür, yetimdir, aklı idrak etmez, aldatırım, malıma katarım, 3-5 kuruşla işi kapatırım dersek, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bir kazan süt, bir kaşık, bir meşrafa yoğurtla mayalanıyor. Helal malımıza haram katmayalım. Evet. Geçiyoruz bir diğer ayete. Ve evful keyle izâ kiltum vezinu bil kıstâsil müstakim. Bu ayete inmeden yukarı ayette bir madde daha var. Ve evfu bil ahd. Sözlerinize bağlı kalın. Eskiden elimizde söz senettir derdik. Atasözü ne kadar güzel. Ama Allah günümüzde de yaşadığımız olayları göz önüne alırsak Bakara suresindeki şu ayeti kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim Bakara suresindeki şu ayeti günümüzde uygulamamız lazım.
يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّمْ فَكْتُبُوهُ Ey iman edenler! Geleceğe yönelik bir akitleşme yaptığınız zaman onu yazın. Bir borçlanma yaptığınız zaman onu yazın. Bir alacağınız olduğu zaman onu yazın. Fektubuhu emir bakınız. İza tedayentum bideynin ila ecele müsemmen fektubuhu. Yani verilen söz, söylenen söz, söz senettir. Verilen sözde Müslümanın durması lazım. Allah'a verdiği sözde durması lazım. Elestü bi rabbikum kalu bela sözünde. Arkadaşına verdiği sözde durması lazım. Etrafındaki insanlara verdiği sözde mutlaka ama mutlaka kıymetli dinleyicilerin ve izleyicilerin durması lazım. Evet, bir diğer madde de ve evful keyle vel mizan ve evful keyle izâ kirtum ve zinu bil kıstâsil müstakim ve evful keyle vel mizane. Başka ayetleri de buraya getirdiğimiz zaman ölçü ve tartıya da dikkat etmemiz lazım. Terazilerle tartılan hassas noktalar ona ölçü, tenekedir, efendim ölçektir, bilmem nedir, vezni ve keyli şeylere dikkat etmemiz lazım. Nasıl almamızı istiyorsak verirken kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim öylece ölçüp vermemiz lazım, öyle tartıp vermemiz lazım. Evet, adil olmamız lazım hem alırken hem verirken. Ayıplı bir malsa ayıbını mutlaka karşımızdaki insana söylememiz lazım. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine'de pazarda gezerken üzerinde efendim yaş olmayan, 6 yaş olan bir ekin görür, elini salar, altından çıkarır. Aldatan bizden değildir. Men haşrena fe leyse minna buyurur. Yani üstündeki neyse altındaki olacak, altındaki neyse bir mal satarken üstündeki o olacak. Nasıl almak istiyorsan, tartıp almak istiyorsan öyle tartıp vereceksin. Nasıl ölçüp vermek istiyorsan da öyle de almak istiyorsan öyle de ölçüp vereceksin. Evet, bu ayetlerin son bir ayetine kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim gelmek üzereyiz. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Sadakallahu nazim. Hakkında bir bilgin olmayan bir konuyu araştırma. Arkasına düşme. وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِيَنْ Bir konuda bilgin yok. Neyi araştırıyorsun? Hele bilinen ayıplarını, kusurlarını araştırma. Tecessüs yapma. Tehassüs caizdir, tecessüs haramdır. Bakınız bir nokta işi değiştiriyor. Ne diyor Rabbimiz burada? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ Bir konu var, hakkında bilgin yok. Bizim en büyük hata yaptığımız konulardan birisi bura. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Kurudan yaşa ne ararsanız Allah'ın kitabında açıklanmış. Anlatılır ki, Mısır'da bir hoca efendi böyle bir sohbet etmiş, yanına biri yaklaşmış. Bazen böyle olur ya, hiç olmayacak sorular sorar, zamanı efendim kaybeder, meseleleri aşındırmaya çalışır. Yanına yaklaşmış, demiş ki ben bir şey sormak istiyorum. Buyur demiş hoca efendi. Bana söyler misin, işte şu kadar kilo undan kaç tane ekmek olur? Bu da var mı Kur'an'da? Var demiş hoca efendi. Tabii ki Kur'an ilminden istifade eden biri. Var mı? Var demiş. Adam oturmuş. O işin ehlini aramış. Allah ne diyor? فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğinizi ehline sorun. Dini bir konu ise işin uzmanına soracaksın. Dini bir konu. Dini bir konu ise işin uzmanına soracaksın. Tıbbi bir konu ise işin uzmanı kim? Doktor, doktora soracaksın. Doktora sor. İktisadi bir konu, iktisatçıya soracaksın. Allah-u Teala diyor, işin ehline sor. İşin ehli olmayan seni yanıltabilir.
Kendi muhtaç himmete bir dede nerede kaldı gayrına himmet edi. Atalarımız bunu boşuna söylememiş. Kur'an'dan anlamayan, hadisten anlamayan, fıkıhtan anlamayan, fıkıh usulü okumayan, tefsir usulü okumayan, hadis usulü okumayan insan meseleyi nasıl çözecek? Alır bir ayet böyledir. Halbuki Kur'an'da yaklaşık incelediğim kadarıyla 3000 ayetle ama kelime, ama şey benzer. 77 tane ayet aynı tekrar. Bunun dışındaki ayetlerin yani birbirinden ya bir kelime farkı var, efendim ya bir cümle farkı var veya da farksız olan çok az sayıda ayet var. Biz bir ayetle yola çıkamayız. Nereden bakacağız? Fatiha, Nas arasına bakacağız. Bir ayetteki konu başka bir ayette açıklanmış, anlatılmış. Mesela miras hukuku ile ilgili ayetlere baktığımız zaman kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, Nisa suresine sizi götürüyorum. لِلِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ الْكَثِيرُ. Erkekler için bir pay var, hanımefendiler için bir pay var. Ölen ebeveyninin bıraktığı işte mirastan kalan bir oran nedir? Allah 3 tane, 4 tane ayette bu bir ayetteki nasip kelimelerini açıklamış Rabbim. Onun için bir ayette yola çıkıp da ben meseleyi bitirdim. Hayır. O ayette ilintili olan, o ayette insicamı olan, başka ayetlerin de mutlaka bakılması lazım. Onlarla da o ayetler arasındaki şey nedir, ne değil, birindeki kapalılığı öbürü açıklanmış. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Allah burada bize şunu diyor. وَلَا تَقْفُمْ مَا لَيْسَ لَكَ بِيَا. Bir konuda bilgin yoksa bir işin arkasına düşme. Niye? اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ. Kulaklar, gözler, gönülle akıl. Bu adil akıl olarak da şey yapıyorlar. Kulbi akıl olarak. كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولًا. Her biri yaptığından, ettiğinden sorumludur. Evet, biz dersimizi bugün şöyle toparlayıp bitirmek istiyorum. İsra suresinden ne anladık? 7 tane ayetin üzerinde durduk. Çok önemli ayetler. 1. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. Geçim sıkıntısından dolayı yavrularınızı katletmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ. Onların da sizin de rızkınızı biz veririz. Rızık Allah'ın üzerine. 2. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Zinaya yaklaşmayın. O اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. O kötü bir yol ve kötülüktür. Allah onu kötü olarak şey yapmış. Rabbim nefsimizi, neslimizi muhafaza eylesin. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Cana kıymayı Allah yasaklamış. Ademoğlu yeryüzünde Allah'ın binasıdır, onu yıkan melundur demiş. Geliyoruz bir diğer maddeye, yetimin malına yaklaşma. Onu yediğin zaman karnına ateş doldurursun, yakar. Servetini yakar, seni yakar, mahvu perişan eder. Yaklaşma yetimin malına. وَاَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْاِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Bu ayette de ölçü ve tartıya dikkat çekmiş. Eksiklik yapmayın. Nasıl almak istiyorsan öyle tart ver. Nasıl almak istiyorsan öyle ölç ve. Sonra diyor ki Rabbimiz, bir konu hakkında bilginiz yoksa o konunun arkasına düşmeyiniz. Herkes bildiği konuda mahir olsun. Bilmediğini de kendine yetecek derecede işin ehlinden öğrensin. Çünkü kulaklar, gözler ve gönüller yaptığı şeylerden mesuldür. Evet, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bu konunun son ayetinde devamımız وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْاَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Yeryüzünde yürürken kibirlenip yürüme, ayağı ne kadar yere vurursan vur, yeri yaramazsın. Ne kadar kibretsen dağlara ulaşamazsın, onların da üzerinde yol geçiyor diyorum. Yarın cuma, cumanız mübarek olsun. Rabbim sayenizi meşgul zembinizi makbul, amellerinizi makbul eylesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sizi Allah'a emanet ediyorum.